Selam. Ne oluyor lan? Masada bir şey var dedim. Selamla şöyle bir iteyim dedim. Hani selam vereyim. O gitsin. Yokmuş meğer. Fake attı masa bana. Selam, ben Uras. Bugün çok acayip, gerçekten çok ilginç teknolojik ürünler inceleyeceğim. Yani bu ürünler sanırım Türkiye'de hiç incelenmedi. Çok garip ürünler. Yani biraz da tuzlu. Yalan söylemeyeyim. Tuzlu ürünler. Hadi başlayalım. Şimdi ilk ürün arkadaşlar, Mipozaur. Mipozor. Dinozorun Mipozoru. Sekom, Mip'i bir hatırlatalım mı arkadaşlara ya? Dur. Gel. Kanka çok iyi lan. İşte gördünüz. Onun dinozoruymuş bu kanka. Ooo kanka çok güzel gözüküyor. Ne oluyor lan? Neyse. Açalım. Nasıl açılacak abi? İşte böyle kutular beni mahvediyor Sekoya. Falçatamızla. Geçenlerde bir yorumda okudum. Dediler ki sen pembe falçataya ihanet mi ediyorsun? Asla. Herkes unutur, Uras unutmaz. Açıyor. Bunlar beni mahvediyor abi. Şuradan beni mahvediyor. Delireceğim Sekoya. Oğlum bir el atsana. İnsan bir arkadaşı debeleniyor der, burada bir el at ya. Seko hemen açtı. Ha, çek. Abi çok güzel kullanmışlar ya. Aa, top gitti mi? O ne? Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu, asla asla bakmam. Hakaret addederim kendime. Kanka kuyruğu kurtardık. Kuyrukta sıkıntı yok. Ah. Abi çok zordu her şey. Hayat çok zordu ya. Hala bant var Sekon. Hala bant var ya. Zannedersin buradan uzaya gideceğiz alete binip. Ağzına da bir şey takmışlar ısırmasın diye Seko. Onu da aldık. Top. Onu var, ofu var topun. Topun üstünde bir de böyle şeyler var bakın. Görüyor musun? Ayıcık mayıcık falan filan, böyle garip garip resimler geliyor. Oğlum bunun şarj aleti yok. Bu pilli mi acaba? He, bu pillidir ya. Ulan 8 tane pil koyuyoruz ha alete. Yuh. Şimdi çalıştırıyorum. Ooo hareketler mi hareketler? Topu da çalıştırdım. Ne oluyor lan? Hop. Ana! Lan! Abi mevzu. Allah'ım ya, alet saldırdı oğlum bana. Oğlum gel oğlum, gitme gel. Abi. Oğlum dino vardı kanka, hatırlıyor musun taş devrindeki? Ona benziyor. Dur. Topu arıyor oğlum. Abi. Gel burada gel. Oğlum. Heh bak. Oo bak, değişti mi? Evet. Buradan değiştiriyorsun, toptan değiştiriyorsun. Bir dakika. Oo. Müzik çalıyor lan. Et yaptım şu an, bak göstereyim. Et modunda. Oğlum ne yapıyorsun? Dağıttın ortalığı. Tamam, arka alet kanka. Alet güzel ama yorucu. Bir de masanın üstünde. Kapan. Süper aletmiş ya. Bayıldım lan. Seko sevdin mi? Çok güzel. Gerçekten güzel. Bu bence robot halinden daha güzel. Yani robotu incelemiştik. Bunda uygulamaya ihtiyacın yok abi. Evet. Aslında uygulamayla da idare edebiliyorsun. Öyle bir tarafı da var. Beğendim valla. Şu siyah kutu var ya, o kadar özel bir şey ki kanka, Türkiye'de hiçbir YouTube kanalında bundan yok, biliyor musun? Hiçbirinde yok. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yani birkaç aydır burada duruyor. En az bir 6 ay. Evet, 6 aydır burada duruyor, bunu inceleyemedik ve şansımıza 6 aydır da kimse bu aleti almadı. Ama bu biraz böyle çok garip bir şey. Gerçekten şaşıracaksınız bakın. Kulak. Kendimize kulak aldık arkadaşlar. Bak kulak memesi kıvamı Sekom. Senin kulak memen de böyle sert. Benim yumuşak kanka. Senin kulak memen kaslı ya kanka. Ama sıkarsan. Sıkmaz. Evet böyle yapıyor bak. Böyle kulak memesinde kas var Sekom'un, böyle sıkıyor. Böyle yapıyor. Burası var ya, böyle bel veriyor böyle. İşte senin sıkmış halin. Kulak memesi kasını sıkmış halin bu. Arkadaşlar kulak gibi ya, inanamıyorum yani gerçekten bu arada. Şimdi bu ne diyeceksiniz. Bu bir mikrofon. Şu bir ara kanka hala da moda aslında. ASMR diye bir şey çıkmıştı, hatırlıyor musun? İşte böyle konuşacağız. Çok böyle bir afilliyiz. Çok bir anlatıcıyız. Falan gibi kanallar var, enteresan. Ağzını şapırdatarak yemek yiyenler falan. Saçma sapan şeyler. Saçma sapan demeyeyim de ilginç şeyler yani. Hani pek anlayamadığım şeyler. İşte bu dünyadaki en büyük ASMR kanallarının mikrofonu. Bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Siz nasıl duyuyorsanız bu mikrofon da öyle alıyor. Ve özellikle kulaklık. Kulaklıkla dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu kullandığımız anları. Sanki oradaymışsınız hissi yaratıyor. Binaural mikrofon deniyor bunlara. Çok garip. Sekom, hadi bunu bir çalıştıralım ya. Buna bir de ses kayıt cihazı lazım değil mi? Şimdi arkadaşlar bunu bir ses kayıt cihazına bağladım. Şöyle bir arkadaşlar.
Profesyonel ses kayıt cihazımız var. Zaten bu bayağı profesyonel bir cihaz değil mi kanka? Yani hani $500 falan bu alet kanka. Ayıptır söylemesi. Allah'tan 6 ay önce aldık. Neyse. Şimdi buradan sonra artık kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ediyorum size. İyi bir kulaklığınız varsa sanki böyle yanınızda konuşuyormuşum havasında olacakmış. Öyle bir iddiaları var. Çünkü kulakların birbirine olan uzaklığı arkadaşlar iki kafa arasındaki uzaklık kadar. Bak bakayım Seko. Tuttu vallahi. Harbi mi? İşte o çok önemli. Yani böylece bir de şu hani kulak memeleri falan işte kulağın dış çeperi. Neydi lan bu? Kulak işte lan. Kepçesi. Ha kulak kepçesi. Seko'm çok sever kepçe. Kulak kepçelerini çok sever. İşte onların yapısı dolayısıyla aynı sesi alıyormuş. İnsanın içini ürperten bir ASMR videosuna başlıyoruz şu an itibariyle. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ay. Böyle oğlum ne yapayım ASMR kanalları ama bir rahatlama gelecek demiyorlardır. Ne kadar ne bileyim abi adam sabuk kesiyor rahatlatıyor. Ben anlamıyorum yani o kafaları. Doğal sesten insanı rahatlatıyor ya yoksa ASMR diye bir şey olmaz. Bak ettim benim ASMR'ımın içine. Şimdi başlıyorum. Önce kulağın dışına fırça. İçi kımıl kımıl olan var. Kanka Uras Benlioğlu style'a ASMR bu. Allah Allah adam arkada yıkıldı ya. Burada ciddi bir ASMR videosu çekiyoruz yani lütfen. Şimdi slime. Slime'ına böyle kulağınıza şöyle yapayım da göre. İçiniz rahat. Ya giriyor abi arkadan ya. Allah Allah çok komik. İçine ettin ASMR videomuna mı abi ya? Burada biz burada slime sokuyoruz kulağa. Gülelim bunu devam edelim. Ama böyle sok. ASMR'da son nokta kanka. Öldük mü? Eğlendik mi? Gözlerim yaşardı ya kanka. Slime aldım. Ay cimes. Niye gülüyorsun abi? Kulağa slime sokamadım ya. Git abi sen. Allah Allah adam gülüyor abi beni de güldürüyor ya. Allah Allah. Böyle bir kanal mı açsam ya? Şimdi tamam Seko gitti şu an yalnızız arkadaşlar. Şu an yalnızız. Kulağa slime sokuyorum. Bakın şimdi. Adam yukarıda hala gülüyor ya. Burada ciddiyet lazım. Şimdi sağ kulağa slime sokuyorum. Bu arada tertemiz oldu. Slime. İşte böyle bir mikrofon arkadaşlar bu ya. Oo vallahi gözlerim yaşardı Seko ya. Allah'ım ya Rabbim. Vallahi ama enteresan değil mi arkadaşlar? Gördünüz. Hangi kulak lan o? Açtım. Vallahi gerçekten çok acayip. Ben bu ürünü biraz daha ciddi Seko'yu nasıl tutacaksak dışarıda ikinci kanalımda daha sonra incelerim arkadaşlar. Ama inanılmaz bir mikrofon. Gerçekten çok iyi bir mikrofon ama çok profesyonel bir mikrofon. 10 numara alet. Acayip bir ürünle karşınızdayım yine. Hover kamera, passport. Kanka gördün mü bunu hiç? Reklamını gördüm abi. Kopuk bir şey ya. Selfie kamera deniyor değil mi bunlara? 2017'de hem tasarım ödülünü almış hem de SES'te yani dünyanın en büyük teknoloji fuarında ödül almış. Açıyorum. Bakın alet bu. Gerçekten enteresan. Kamerası da var. Paketleme yine harika. İş çıktı. Yalnız şey kanka Amerikan usulü. Bizde şöyle bir alet var Allah'tan. Bunu takıyoruz buna. Bu Avrupa bölgesi fişine dönüşüyor. Şu şarj aleti. Bunlar da piller. Kanka çok şekil yapmışlar ha. Şimdi çok küçük bir drone. Şöyle takalım pilini. Pili taktık. Parmağını diyor buraya sokma diyor. Onu uyarmışlar Seko. Aman ha sokma. Seko'm dayanamıyor arkadaşlar. Açtım. Vallahi açıldı. Kamerası da şurada. Görüyor musunuz? Bakın. Kamera şurada. Şöyle size göstereyim. 10 numara tasarım. Aha. Oha. Bak. Ooo sesler mesler. Seviyorum böyle sesleri. Bu da böyle açılıyor galiba kanka. Ha aynen. Bu yani asıl uçma olayı. Kamerası da şuraya geliyor tabii doğal olarak. Takip ediyor. Bakayım. Şu an takip etmiyor. Şunu şöyle bir koyalım. Uygulamayı indireceğiz. Evet bağlandı. İyi çok heyecanlı lan. Ha bak 4K bile çekiyor. 4K 1080 720p. Tam 4K. Herhalde lan namımız yürüsün. Şimdi bu tamam. Dur lan dur dur. Ya dur 2 dakika dur. Bırak bırak. Oğlum tavana çakmasın kendini. Ha beni göremiyor beni. Bıraktın mı? Bıraktım çok. Kaldırsan yüksek yani.
Oğlum çok iyi. Ekran kaydı alıyorum. Ekran kaydı al abi. Ekran kaydı alıyorum. Ha bak şu an gayet güzel. Bak şu an balık gözü yaptım. Ama sahibini bulamadı diyor kanka. Ha kendimi tanıtacağım şimdi kanka. Kendimi tanıtıyorum arkadaşlar. He? Kimdi oldu? Bulamıyorum sahibimi diyor. Bak beni vallahi buldu. Vallahi buldu, billahi buldu. Gel. Gel. Yok oraya gelme, buraya gel. Dur. Coşma yok, coşma yok. Coşma yok. Gel. Bu, gördün mü beni? Hadi gel. Bana gel, bana. Oğlum bir dakika yavrucuğum, bir dakika bak. Buradayım, buradayım. Coştu alet, coştu kanka. Besle kargayı, oysun gözünü. Alet bana saldırdı. Evet biz bunu dışarıda deneyelim. Şimdi manzaraya bakacağım oğlum. Yanımda duruyor lan alet, harika bir şey. Manzaraya bakalım mı biraz? Kayda da girdim. Olan çok gitmiş lan bu. Boğazı görüyor muyuz? Ben bunu indireyim, korkuyorum lan. Biraz daha yükseltmek istiyorum. Sekon boğazı görür mü lan bu? Bence görür abi. Bak yükseltiyorum şu an. Oğlum orada kaldı, burada da bağlantı gitti ha. Bayağı da rüzgar var ha. Ona rağmen arkadaşlar şey yapıyor. Fena değil yani. Connecting gitti. Connect gitti. Connect oğlum. Connect. Connect. Tamam in aşağı. İn oğlum. Nasıl indireceğiz bunu Seko? Emanet oğlum bu. Emanet. Aşağı doğru. Ne aşağı doğru? Aha low battery diyor. Düşecek. Oğlum gelmiyor. Bu orada ömür boyu kalır kanka. Orada bu ömür boyu kalır. Gel gel. Gel ha gel gözünü sevdiğim gel. Brrr, brrr. Gel buraya gel buraya. Tamam tamam. Kayıttan da çıktım. Oh Sekom denedik mi denedik. Güzel mi acaba görüntüler, ne diyorsun? Fena değil sanki. Şurada biraz önce Seko düşürdüğü için çimen neyin kalmış Seko. Allah'ım ya Rabbim. Emanet diyoruz oğlum. Baksana içi hep ot olmuş ya. İçi hep ot olmuş Seko. Hadi gidelim. Vallahi arkadaşlar bakıyorum da rüzgardan biraz fazla etkileniyor. Bak yamuk duruyor resmen. Sekom ne diyorsun? Çok iyi değil yani görüntü. Yani görüntü kalitesi fena değil ama rüzgarda patlıyor alet. Yani 500 dolar buranın parasıyla 2300 lira. Eğer drone alacaksanız 4000-4500 liraya kralı var. Memnun olayı zaten benim gördüğüm şey abi. Takip muhabbeti evet. Kapalı mekan. Aynen takip dediğin gibi takip beni takip ediyor biliyorsunuz. Bunun yerine eğer böyle daha dış çekim falan yapacaksanız her türlü Mavic Air 4000-5000 lira arası. Bu 2500 lira civarında. Hatta belki Türkiye fiyatı 3000-3500 liradır. 1500 lira için değmez Mavic Air alın. Umarım beğenmişsinizdir yani. En çok kulak beni mahvetti. Kulak mikrofona bayıldım kanka. Bir de ürün inceleme kanalıyız yani sonuçta. Sekom artık kulaklık oldu mu? Mesela kulaklık mı inceleyeceğiz? Oradan size dinleteceğim bak sesi böyle diyeceğim. Kanka on numara iş. Uras bunu beğendi. Seko da beğendi. Böyle yapıyor arkadan. Nasıl yaptın? Böyle mi? Ha şöyle bu parmak yokmuş. Bu parmak böyle şeyden geçen mikrofondan kaldı. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.